Gençler selamlar, ben SML Hoca. SML Hoca Matematik kanalındasınız arkadaşlarım. Bugün bu videoda Metin Yayınları TYT Matematik Soru Bankası çözümleriyle kaldığımız yerden devam edeceğiz. 56. ve 57. sayfaların çözümlerini yapacağız bu videoda. Ve 17. testte mutlak değerde ilk sorumuzla vakit kaybetmeden başlayalım. Sayı doğrusu üzerinde -1 ve 5 noktalarına olan uzaklıkları toplamı 8 birim olan noktanın alabileceği değerler çarpımı kaçtır diye sorulmuş. Öncelikle bir sayı doğrusu çizelim. -1 noktası varmış, bir de 5 noktası varmış. Şimdi bu noktalar olan uzaklıkları toplamı 8 birim olacaksa bu x'i ben ortadan bir yerden seçemem. Çünkü x'in -1'e olan uzaklığıyla 5'e olan uzaklıklarının toplamı mutlaka bana 6'yı verecektir. Çünkü -1 ile 5 arasındaki mesafe 6. O halde ben diyorum ki x ortada değilse ya sağdadır ya da soldadır. O halde gençler, şimdi iyi dinliyorsunuz. X'in 5'e olan uzaklığına A birim derseniz X'in -1'e olan uzaklığı A artı 6 olmak zorundadır. Demek ki A ile A artı 6'nın toplamı, yani 2A artı 6 bize neyi verecekmiş arkadaşlarım? 8'i verecekmiş. O zaman 2A kaçtır? Tabii ki 2'dir. A da kaçtır? 1'dir. A 1 ise, yani şu mesafe 1 ise X'in alabileceği bir değer 6'dır. Diğer taraftan B'ye B artı 6 derseniz bu sefer de B 1 çıkacak. Yani -1'den 1 çıkaracaksınız. Burası da -2 olacak. Yani sevgili arkadaşlar, x'in alabileceği bir diğer değer de -2'ymiş. 6 ve -2'nin çarpımı sorulmuş. Cevap B seçeneği olacaktı. Devam ediyorum. İkinci sorumla. A, B ve C gerçel sayılarının sayı doğrusunda gösterimi şekildeki gibidir. B sayısı diğer iki sayının tam ortasında olup, bakın B sayısı diğer iki sayının tam ortasında olup, A, B ve C sayıları mutlak değer A, mutlak değer B ve mutlak değer C, A hepsinden daha büyük, B de C'den daha büyük olmak üzere eşitsizliği sağlanmakta. Mutlak değer A artı B artı mutlak değer C ifadesinin alabileceği değerlerin de toplamı 14 olduğuna göre A artı B kaçtır diye sorulmuş. Şimdi öncelikle sağdan soldan sağa doğru mutlak değerce daha büyükse bu sayılar, demek ki sıfır sayısı ya buradadır ya da sıfır sayısı şuralarda bir yerdedir C'ye daha yakın olmak suretiyle. Yani arkadaşlar, eğer ki sıfır en sağdaysa bunların hepsi negatiftir. A'da negatif, B'de negatif, C'de negatiftir. Eğer sıfır sayısı B ile C'nin arasında bir yerdeyse A negatif, B negatif, C pozitiftir. Bundan kaynaklı şu kısma bakacak olursak A ile B her halükarda, yani ben size şöyle oraya yazalım karıştırmadan. Şimdi A ile B her halükarda negatif olduğu için içerisinin toplamı negatif olacaktır. Dışarı çıkarken eksi A eksi B diye çıkacak. C sayısı burada da negatif olarak verildiği için eksi C diyeceğiz. Ve arkadaşlarım, şu ifadenin alabileceği bir değer budur diyeceğiz. Artı başka hangi değer alabilir? Eksi eksi artıyı düşünelim şimdi. A ile B ikisi de negatifse eksi A eksi B diye çıkacak dışarı. Mutlak değer C de burada pozitif olduğu için C, dışarı C diye çıkacak. Ve bunların alabileceği değerlerin toplamı kaçmış? 14'müş. O halde ben bunları toplarsam eksi C ile artı C birbirini götürür. Eksi 2A eksi 2B eşittir 14 olur. Eksi 2 parantezinde A artı B eşittir 14 ise, bakın A artı B her iki tarafı eksi 2'ye bölerseniz cevap eksi 7 gelir. Cevabımız denizli seçeneği olur. Devam ettim 3. sorumla. Yüksekliği 36 metre olan bir direğin ucundan uzunluğu 8 ile 12 metre arasında bir parça kesilmiş. Şimdi ben 36 metrelik bir direkten 8 ile 12 arasında bir parça kesiyorsam, 8 kesersem bu direğin boyu 28 olur maksimum. 12 kesersem de 24 olur. Yani o zaman bu direğin boyu 24 ile 28 arasında bir değerdir. Bunu ifade eden eşitsizlik sormuş bize. 24 ile 28'in tam ortasında 26 sayısı vardır. X'in 26'ya olan uzaklığını mutlak değerle gösterirsiniz. Ve dersiniz ki küçüktür, küçüktür. Bu arada 8 ile 12 metre arasında dediği için 8 veya 12 kesmiyoruz. Kesmediğimiz için de şuradaki eşitlikleri kaldıracağız. Sadece küçüktür olacak. Küçüktür diyoruz. 26'nın 24'e veya 28'e olan uzaklığı 2 yazdıktan sonra bu bizim cevabımız olacak. Yani doğru cevap B seçeneğinde verilmiş gençler. Devam ediyorum 4. sorumla. M ve N gerçel sayıları için mutlak değer M 3'müş. Yani M arkadaşlar ya 3 ya da eksi 3 olacaktır. N'nin mutlak değeri de 5'miş. Yani mutlak N sayısı ya 5 olacak ya da eksi 5 olacak. Buna göre M'nin N'den farkının mutlak değeri 0, 2 veya 8 değerlerinden hangisi olabilir? Bakın, M'nin N'den farkı 3'ten 5'i çıkarırsanız eksi 2, 3'ten eksi 5'i çıkarırsanız eksi 8 değil artı 8 yapar.
Eksi 3'ten 5'i çıkarırsanız eksi 8 yapar. Ve eksi 3'ten eksi 5'i çıkarırsanız da 2 gelir. Ve bunların mutlak değerleri sadece bize 2 ve 8'i verir. 0 diye bir sonucumuz olamaz. Dolayısıyla cevabımız 2 ve 3'tür deriz. Doğru cevap Edirne'ydi. Devam ediyorum 5. soruyla. İbrahim ve Enes'in 2 hafta boyunca çözdükleri soru sayıları aşağıda verilmiş. Bu iki arkadaşın ilk hafta çözdükleri soru sayıları arasındaki fark 50 olup ikinci hafta bu fark 20'ye düşmüştür. Şimdi bu fark x eksi y'nin aslına bakarsanız mutlak değeridir birinci hafta ve bu da 50'ymiş. Hangisinin daha fazla soru çözdüğünü bilmediğimiz için bu şekilde yaptık. Peki daha sonraki hafta x eksi 2 y'nin mutlak değeri gençler eşittir ne oluyormuş? 20 oluyormuş. Buna göre İbrahim ve Enes'in ilk hafta çözdükleri toplam soru sayısı yani x artı y'den bahsediyor. Hangileri olabilir diye sorulmuş. Öncelikle x eksi y'nin mutlak değeri 50 ise bakın burada x eksi y ya 50'dir ya da y eksi x eşittir 50'dir. X eksi 2'ye 20 ise x eksi 2'ye ya 20'dir ya da 2'ye eksi x eşittir 20'dir diyeceğiz. Peki burada şunu alırsam x eksi y eşittir 50'yi aldım. Bir de arkadaşlar x eksi 2'ye eşittir 20'yi aldım. İkisini toplarsanız yani ikisini toplamayalım. Çıkaralım. Yani şundan şunu çıkarın. X'ler çık, X'ler gitti. Eksi y eksi eksi 2'ye'den artı 2'ye artı y geldi. Ve y eşittir 50'den 20 çıktı 30. Y 30 ise x tabii ki arkadaşlar burada 80 olacaktır. Ve ikisinin toplamı sorulmuştu bana. 110 olabilir. Yani birinci öncül tamam dedik eyvallah. Denizli seçeneği gitti. Bursa seçeneği gitti. Daha sonrasında bu sefer de şunu alalım. Tamam. Bir de gençler. Şunu alırsam eksi x'ler gider yine aynı cevap gelebilir. Dolayısıyla bir şunu alalım bir de şunu alalım tamam mı? Böylelikle y eksi x'e 50 dedik. X eksi 2 y'ye de gençler 20 dedik. Eğer ki ben üsttekinden alttakini çıkaracak olursam bakalım yok toplayalım. Eksi y'den 70 mi gelir? Demek ki bu ikisi olmuyor. Bunu silelim. Bu olmadı arkadaşlar. Yani şu ikisini almayacağız. Bu sefer hangisi ikisini alalım? Mesela şununla şunu alsam. Y eksi x eşittir 50. Ve 2y eksi x eşittir 20 desek. Üsttekinden alttakini çıkardığımız takdirde. Yine eksi y gelir. Eşittir yine 30 gelir. Yine olmaz gördüğünüz üzere. Başka hangi kombinasyon kaldı? Çok fazla bir şey kalmadı. Çünkü bir tane kaldı. Toplam 4 tane kombinasyon olabilirdi. Şimdi şunu da şunu aldım olmadı. Bununla bunu aldım olmadı. Bununla bunu aldık olmuştu. Bununla bunu alalım şimdi. X eksi y eşittir 50 ve 2y eksi x eşittir 20. Taraf tarafa toplarsanız artı x ile eksi x gider. 2y'den y çıktı. Y eşittir 50 artı 20'den 70 geldi. Bakın y 70 ise şurada yerine yazın. X kaç gelir? 120 gelir. X artı y sorulmuştu. Toplarsanız 190 elde edersiniz. Demek ki bu da olabiliyor. Arkadaşlarım 140 değerini zaten farklı bir kombinasyon olmadığı için artık 140 değerini elde edemeyiz. Cevap 1 ve 3 olacaktı. Yani cevabımız C seçeneği olacaktı. 57. sayfamızın ilk sorusu 6. soru. A ve B gerçel sayılar için bakın mutlak değer A eksi 4 kaçmış? Eşittir B artı 2'ymiş. Şimdi burada ne var? Mutlak değer A eksi 4 var. O zaman bu B artı 2'nin kendisidir. B artı 2'ye bir de 2 eklemiş. Neyi bulmuş? 12 eksi B'yi bulmuş. Çok güzel. Eksi B'yi bu tarafa attım 2B. Şuradaki artı 4'ü karşıya attım 8 geldi. Ve böylelikle B'nin 4 olması gerektiğine adımız kadar emin olabiliriz. B 4 ise şu kısım 6'dır. Demek ki mutlak değer A eksi 4 eşittir 6 ise diyeceğiz ki A eksi 4 eşittir ya 6'dır ya da A eksi 4 eşittir eksi 6'dır. Buradan A eşittir 10 gelir veyahut A eşittir eksi 2 gelir. Şimdi A 10 ise B kesinlikle 4'tü. Onu da yazalım. B kesinlikle 4'tü. A ile B'nin toplamı sorulmuş. Ya 14 olur ya da 2 olur. Bize ne sorulmuş? Bunların çarpımı. 14 çarpı 2'den cevabımız C seçeneğindeki 28 olacaktı. Geçtim 7'ye. İçinde iki gerçel sayının yazılı olduğu bu sembolünün değeri sayılar farkının mutlak değerinin sayılar toplamının mutlak değerine bölünmesiyle elde edilen değerdir. Mesela 2 ile 5'i düşünün. Farklarının mutlak değeri 3, toplamlarının mutlak değeri 7. 3 bölü 7'yi veriyormuş bize. O halde şu kısım neye eşittir? X eksi 6'nın mutlak değerinin x artı 6'nın mutlak değeri oranına eşittir. Ve bu da kaçtır? 2'dir. O halde sevgili arkadaşlar ben diyorum ki eğer ki x sayısı 6'dan büyükse üst taraf x eksi 6 diye çıkacaktır. Alt tarafta x artı 6 diye çıkacaktır. Ve bu 2'ye eşittir. Bakın x 6'dan büyükse dedik. Daha sonrasında içler dışlar çarpımında x eksi 6 eşittir 2x artı 12 dediniz. Buradan x eşittir eksi 18 geldi. Çok güzel. Şimdi x sayısı
6'dan küçük ama eksi 6'dan büyükse o zaman da üst taraf negatif olacaktır. Yani 6 eksi x diye çıkacak. Alt taraf pozitif olacağı için 2 artı 6 dediniz. Eşittir 2 dediniz. Ve içler dışlar çarpımı yapıyoruz. 6 eksi x eşittir 2x artı 12 dedik. Buradan 3x eşittir artı 12'yi karşıya attınız. Eksi 6 geldi. Ve buradan x eşittir eksi 2 oldu. Bakın eksi 2 bu aralıkta mı? Evet bu aralıkta. Şurada bulduğumuz eksi 18 altından büyük müydü peki? Hayır. Onu bir eleyelim. En sonunda elemeyelim. Heyecan yaratmaya gerek yok. Burada biz eksi 18 bulmuştuk. Eksi 18 altından büyük olmadığından bunu alamadık. Bir de arkadaşlarım x diyeceğiz. Eksi 6'dan küçükse, x eksi 6'dan küçükse üst taraf 6 eksi x diye çıkar. Alt tarafta gençler ne diye çıkar? Eksi x eksi 6 diye çıkar. Ben bunu 2'ye eşitlersem içler dışlardan 6 eksi x eşittir. Eksi 2 x eksi 12 gelir. Buradan bunu bu tarafa attım. X. Bunu diğer tarafa attım. Eksi 18. Peki eksi 18 bakın az önce de bulmuştuk. Eksi 18 değeri eksi 6'dan küçük mü? Evet küçük. İşte şimdi alabiliriz bunu. İşte bunların nesi sorulmuş? Çarpımı. Eksi 18 ile eksi 2'nin çarpımı 36 yapar. Ve böylelikle 7. sorumuzun cevabına da E şıkkı demiş oluruz. Devam ediyorum 8. soruyla. X eksi y'nin mutlak değeri 2x'miş. Ve şurada da x çarpı y artı x eşittir 0'mış. Yani ben bunu x parantezine alırsam y artı 1 gelir. Eşittir 0'mış. Yani x burada ya 0 olacak ya da y eşittir eksi 1 olacak. Tamam mı? Peki. Şimdi düşünelim. X 0 olursa şurası mutlak değer eksi y olur. Eşittir dedim 2x. X 0 da 0 olur. Yani y de buradan 0 olur. X 0 ise y 0 oluyor. Bana x artı y toplamı sorulmuştu. Şu anlık 0'ı veriyor ama acaba başka bir ihtimal var mı? Onu da düşünelim. Çünkü y'nin eksi 1 olma ihtimali var. Y eksi 1 ise şurası ne olur? Mutlak değer x artı 1 eşittir 2x. Şimdi burada da x artı 1 eşittir 2x ve x artı 1 eşittir eksi 2x dersek eğer. Bunu x'i karşıya atarsanız x eşittir 1 gelir. Burada bunu bu tarafa atarsanız 3x. Bunu diğer tarafa atarsanız eksi 1 gelir ve x eşittir eksi 1 bölü 3 olur. Şimdi bizden x artı y toplamı sorulmuştu. Yalnız biz burada ne dedik? Y'yi eksi 1'e eşitledik ya. Y eksi 1 olunca şurası x artı 1 oluyordu değil mi? Burası eşittir 2x geldi. Ama sonuç 2x. Yani mutlak değerin sonucu pozitif olmalı. O zaman eksi 1 bölü 3 olabilir mi? Hayır tabii ki de olamaz. Demek ki y sayısı eksi 1 iken x de burada ne geliyormuş? 1 geliyormuş. Yani arkadaşlar eksi 1 ile 1'in toplamı 0. E 0'a 0 olunca da 0 ile 0'ın toplamı 0 yapıyor. Demek ki cevabımız kesinlikle ama kesinlikle neymiş? A şıkkındaki 0'mış. 8. sorumuzu Adana dedik ve devam ediyoruz 9'dan. Aklından birer sayı tutan iki kişi arasında aşağıdaki diyalog geçmiş. Ali demiş ki benim sayım senin sayından 5 fazla. Şimdi Ali'nin tuttuğu sayıya eğer A dersem Veli'nin tuttuğu sayı A-5 olacak. Çünkü Ali'nin tuttuğu sayı Veli'nin tuttuğu sayından 5 fazlaymış. Veli demiş ki benim sayımın mutlak değeri yani A-5'in mutlak değeri senin sayının mutlak değerinden yani mutlak değer A'dan 1 fazla demiş. Bu kişilerin tuttukları sayıların çarpımları, çarpımı kaçtır diye soruluyor arkadaşlar. Pekala hadi uğraşalım. Şimdi ben burayı A sayısı 5'ten büyükse diyeceğim. Şu kısım A eksi 5 diye çıkar. Karşı taraf A artı 1 diye çıkar. Ve böylelikle A'lar gideceği için eksi 5 artı 1'e eşit gelir. Demek ki A 5'ten büyük değilmiş. O halde diyeceğim ki A sayısı 0'dan büyük ama 5'ten de küçük diyeceğim. Ve böylelikle şu kısım 5 eksi A diye çıkacak. Karşı taraf A artı 1 diye çıkacak. Buradan 2A eşittir 1'i karşıya attınız 4 ve A kaç gelir? 4. Yani Ali A 2 gelir. Özür dilerim. A 2 ise burası da eksi 3 gelir. 2 ve eksi 3 sayılarını tutmuştur deriz. 2 kere eksi 3'ten cevap eksi 6'ymış. Bir diğerine de bakalım. Yani A'nın 0'dan tamamen küçük olduğu duruma. A 0'dan küçükse şurası 5 eksi A diye çıkar. Eşittir. Şurası eksi A diye çıkar. Artı 1. Bakın eksi A'lar yine gittiği zaman 5 bu sefer 1'e eşit gelecektir. Böyle bir şeyde imkan olmadığı için buradan da kök gelmez diyeceğiz. Demek ki A kesinlikle yani Ali'nin tuttuğu kesinlikle 2. Veri de kesinlikle eksi 3. Bunların da çarpımı A şıkkı yapacaktı. 10. soru. Sıfırdan farklı P, Q ve R gerçel sayılar için P eksi Q, Q eksi R'nin P eksi Q'nun mutlak değeri Q eksi R'ymiş ve Q eksi R'nin mutlak değeri de P'ymiş. Arkadaşlar mutlak değerin bir sonucu olduğu için Q eksi R kesinlikle ama kesinlikle sıfırdan büyük veya sıfıra eşittir. Dolayısıyla Q eksi R sıfırdan büyük veya eşitse burası dışarı nasıl çıkar? Tabii ki Q eksi R diye çıkar ve bunun da kesinlikle ama kesinlikle P'ye eşit olması gerektiğini biz öğrendik şu an. Daha sonrasında Q eksi R kesinlikle P'ye eşit dedik ya. P eksi Q'nun mutlak değeri eşittir P diyebiliriz. Peki buradan P eksi Q değerimiz ya P'ye eşit olacak ya da P eksi Q değerimiz eksi P'ye eşit olacak diyeceğiz.
Bakın buradan P'ler giderse eksi Q eşittir 0. Yani Q eşittir 0 gelir. Ama 0'dan farklı dediği için demek ki buradan kök gelmez diyeceğiz. Buradan da eksi P'yi bu tarafa, eksi Q'yu bu tarafa attım. 2P eşittir Q ise, 2P eşittir Q ise, benden bu istenmiş ya, Q gördüğün yere 2P'yi yapıştır. 2P bölü P'den cevabımız ne gelir? 2 gelir. Yani cevap Edirne seçeneği de verilmiş. O halde arkadaşlar son sorumuza geçtik. Boş bir tahtaya Ali 6 tane gerçel sayı yazmış. Veli ise bu 6 sayının her birinin mutlak değerinin sonucunu yazmış. Ali'nin yazdığı sayıların 2 tanesi birbirine eşit. Veli'nin yazdığı sayıların 2 tanesi yine birbirine eşit. Buna göre Ali'nin yazdığı sayıların en az kaç tanesini Veli de yazmıştır? En az kaç tanesini diye sormuş ya. Biz o zaman birbirinden farklı sayılar yazdırmaya çalışacağız. Ali ve Veli'yi. Şimdi Ali eksi 2'yi örnek veriyorum. Eksi 3'ü, eksi 4'ü, eksi 5'i ve eksi 6'yı yazmış olsun. Veli de bunların mutlak değerini yazacak. 2, 2, 3, 4, 5 ve 6'yı yazdı. Şu an kaç tanesi, Ali'nin yazdıklarından kaç tanesini Veli'ye yazdı? Hiçbirini, değil mi? O zaman cevabımız hayırlı uğurlu olsun. Cevap A seçeneği olacaktı sevgili gençler. Bir tane bile gösterseniz yetiyor zaten. Bundan daha düştü cevap olamaz. Pekala, 57. sayfamızı da bitirdik ve 58 ve 59. sayfamızda yer alan 18. testimi çözeceğiz bir sonraki videoda. O videoda görüşürüz. Sizleri seviyorum. Hoşça kalın, sağlıkla kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı da lütfen unutmayın.